Evet, gördüğünüz gibi taksiciler park etmiş durumda. Müşteri beklemekteler. Ama ne yazık ki şu engelli rampamızın farkında değiller. Bizim farkında olmaları için illaki tartışmak gerek mi yani? Tabii ki hayır. Ama maalesef hep gördüğünüz gibi bu rampalara park ediliyor. Eğer bizim de farkında olursanız ne siz rahatsız olursunuz ne de biz rahatsız oluruz. Otobüsler kaldırıma yanaşmıyor. Biz de caddeden gitmek zorunda kalıyoruz. Bu durumu gören öbür şoförler de bizi eleştiriye boğuyor. Neden caddeden gidiyor bu engelli diye. Hiç düşünüyor mu neden gittiğini? Çünkü mecbur kalıyor. Ama eğer herkes sorumluluğunu bilse, görevini yerine getirse, herkes huzur içinde gidip gelip trafiği de meşgul etmez. Gördüğünüz gibi taksiciler hiç düşünmeden rampalarımızı kapatıyor. Otobüsler doğru düzgün yanaşmıyor. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sen de karşıda bir röportaj yapalım mı? Yolu kapatıyorlar diye. Sıkıntı yaşıyorsun. Çektim ben onu. Çektim evet. Niye bırakacaksın? Vallahi bırakacaksın. He? Orada yapayım mı röportaj? Çektim. Seni tanıyalım biz. Ben Kenan Tüblek. Küçükçekmece'de ikamet ediyorum. Bedensel engelli olarak 7 aylıkken felç geçirdim. Bedensel olarak hayatımı daim ettirmeye çalışıyorum. Peki haber bekliyoruz. Ama bunu çok yapıyorlar sizlere yani. Minibüsüne diyor ki caddeden niye gidiyor? Dedim vardır bir bildiği. Takip ettim seni. Düşüncem çıktı. Mecbur oraya çıkamadın ya. Yola çıktın ya. Minibüsü de seni eleştiriyor. Ne işi var bunun bu caddede? Yolu olmazsa ne yapacak mecbur? İstanbul trafiğinde kameraman arkadaşım beni yakaladı. Sağ olsun sorunlarını bana anlat dedi. Biz de biraz takılalım bakalım. Ne gibi sorunlar yaşayacağız. Evet, şu an kardeşimle biz şöyle gördüğünüz gibi Ataköy Şirinevler metro ve metrobüs köprüsünde E5'ten aşağı doğru şu an Ataköy istikametine gidiyoruz. Ve biraz evvel yani bu gördüğünüz taksiler araçla, arabasıyla çıkabilmesi için ve sarı çizgilerle onun güzergahı, onun yol hakkı olan yola araçların park etmesi, yani bunda mavi belediye otobüsleri de vardı. Ticari taksiler de vardı sarı. Engelledikleri için kardeşimiz mecbur şu gördüğünüz yoğun trafikte risk alarak kardeşimiz ne yaptı? Taksiciye gidip rica etti yolu aç diye. Yani lütfen engelleri hep beraber kaldıralım. Türkiye Cumhuriyeti'nde hepimiz huzur, birlik, beraberlik içinde yaşıyoruz. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize saygılı olalım. Ve dediğimiz gibi kimsenin kimseyi mağdur etmeye hakkı yok. Şu anda evet asansöre binmek için bekliyoruz. Bakalım Ataköy'e olan yolculuğunu kardeşimiz nasıl yapacak? Evet şu an bekliyoruz. Aslında bu gördüğünüz asansör yaşlı ve engelliler için
belediye tarafından kullanıma açılmış. Zaten burada da yazıyor. Ama dediğimiz gibi şu an, evet, kardeşimiz şu an basıyor. Hep bekliyor musun böyle? Genellikle oluyor yani. Hep demeyelim ama genellikle oluyor. Peki mesela çalışmasa ne yapacaksın? Başka yollara, alternatiflere başvuracağım yani. Bayağı o zaman gidiyor. Yani bayağı yolum uzar o zaman da işte. Yani bir asansör yüzünden bayağı yolum uzayabilir. Bilmiyorum, bozulmuş da olabilir yani. Çok yaşıyor musun bunu? Tabii genellikle çok vatandaşlarımız kullandığı için, sağlam vatandaşlarımız asansörde bir yerde dayanmıyor. Sağ olsunlar, talepte bulunduğumuz zaman arızayı yapıyorlar ama tabii ki biraz da vatandaşımıza çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sadece yetkili görevlilerle olmuyor bu iş yani. Devam ediyoruz asansörü. Işık geliyor mu gibisinde? Arıza ışığı şurada. Gelmiyor. Biraz önce çalıştı ama herhalde anlık bir hasar oluştu herhalde. Ne yapacaksın? Şu anda Yeni Bosna'ya gidip oradan Kuleli'den metrodan geçiş yapacağım. Yani aşağı yukarı 1,5 metre yolun var. Yani evet. Kaldırımdan gidip Yeni Bosna'ya gideceğim. Peki. Yani diyecek bir söz bulamıyorum. Sözüm bittiği yerdeyim. Evet, aynen öyle. Evet, bayağıdır burada bekliyoruz ama asansör şu an hala kapısı açılmadı. Kardeşimiz de burada problem oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, çok üzücü bir durum. Asansör çalışmadığı için engelli kardeşimiz şu an gördüğünüz bu Şirinevler Ataköy metrobüs üst geçidini kullanamadı ve mecbur şu an buradan kendisi bakalım ne yapacak? Yürüyen merdivenlere bakıyor şu an. Ve oradan da onun da çalışmadığını gördü. Ve kardeşimiz mecbur bir durak geri giderek, şu an bir durak geri giderek Yeni Bosna'dan, yani aşağı yukarı buradan 1,5-2 kilometre gidecek. Oradan karşıya geçecek, 1,5-2 kilometre bir daha geri dönerek yolculuğuna devam edecek.